karadan irtibat ve destek olmadan yapılan bir harekat olması nedeniyle nicelikten ziyade nitelik bakımından daha önceki operasyonlardan son derece farklıdır. Operasyon için gerekli gizli gönderme için de geniş bir hazırlık süreci yaşanmış. Bu çerçevede operasyon yapılacak arazi ile ilgili ayrıntılı harita çalışmaları gerçekleştirilmiş, kuvvet ihtiyaçları belirlenmiş ve hedeflere yönelik ayrıntılı çalışmalar icra edilmiştir ilgili unsurlarımız tarafından. Dost ve müttefiklerimize koordine edilerek yapılan harekat öncesinde hedefler özenle seçilmiş, harekatın planlaması ve icrasında sivil halkın can ve mal güvenliğiyle çevrenin korunmasına azami dikkat ve hassasiyet gösterilmiştir. Öncesinde kara ve hava kuvvetleri, kara havacılık unsurlarıyla özel kuvvetler unsurları arasında ayrıntılı planlama ve koordinasyon da gerçekleştirilmiştir. Bilahare yapılan bu çalışmalar harekat emrine dönüştürülmüş ve 10 Şubat saat 2:55'te uluslararası hukuktan doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda hava kuvvetlerine ait uçaklarıyla İHA ve SİHA'ların desteğinde harekat başlatılmıştır. Harekat alanımızın çapı 75 kilometreye 25 kilometre olacak bir dikdörtgen şeklinde söylenebilir. Planlanan 50'den fazla hedeften 48'i vurulmuştur. Diğer hedefler güvenlik nedeniyle hem kendi unsurlarımız hem de çevre nedeniyle iptal edilmiştir. Hedeflerin vurulmasını müteakip saat 5:45'te hava hücum harekatı başlatılmış ve belirlediğimiz bölgelere, çeşitli bölgelere unsurlarımız, özel kuvvet unsurlarımız helikopterlerle inmeye başlamışlardır. Ve böylece bölgeye giriş ve çıkışı önlemek, uygun arazi kesimlerini kontrol altına almak için gerekli uygulama gerçekleştirilmiştir. İlk temasta bölgelerden birinde, yani bu olayların gerçekleştiği yere ilk inildiğinde bu bölgede iki şehit ve bir yaralımız olmuştur. Yaralanan subayımız, yüzbaşımız daha sonra hastanede şehit olmuştur. Harekatın tamamında 3 şehit ve 3 yaralımız mevcut olup yaralarımız hastanede tedavi altındadır ve hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Biraz önce aldığımız haberden de bir yaralımız da buradan taburcu olmuştur. Birçok mağaranın bulunduğu bu bölgede ateş gelen mağaraya yoğunlaşılmış ve mağara girişlerinin demir kapılarla tahkim edildiği tespit edilmiştir. Arazinin niteliğini görmek bakımından bu fotoğrafın önemli olduğunu değerlendiriyoruz. Söz konusu mağara şuradaki bulunan bölgede, şu bölgede, şurada. Dolayısıyla buraya herhangi bir şekilde hava unsurlarıyla, ne uçaklarla ne SİHA'larla etki etmek mümkün değil. Ve dolayısıyla buraya mutlaka kara operasyon yapmak mecburiyetimiz var. Diğer bir deyiş de bazı tezvirata da cevap vermek bakımından buraya herhangi bir şekilde hava kuvvetlerimizin bombasının ulaşması da pek mümkün değil. Geometrik yapısı itibariyle. Gerekli keşif ve araştırmayı müteakip mağaranın diğer kapıları, iki kapısı daha bulundu. Güvenlik tedbirleri alınarak kapılar tahrip edilmeye çalışıldı. İçeriye girebilmek bakımından. Bu esnada içeriden ateş ediliyordu. El bombası atılıyor ve bunlara karşı biz de askerlerimiz orada, özel kuvvet unsurlarımız gerekli karşılığı veriyorlardı el bombasıyla. Ayrıca bölgede el bombası ve hafif silahlara karşılık olarak mağara girişinde sadece ve sadece göz yaşartıcı gazlar kullanılmıştır. Göz yaşartıcı gaz kullanılmıştır. Bunun dışında herhangi bir şekilde herhangi bir silah, mühimmat kullanılması asla söz konusu değildir. Bu uygulamalar sırasında teröristlere teslim olmaları yönünde sürekli çağrıda bulundu. Yaptıkları için yanlış oldu, herhangi bir şekilde kurtulma imkanlarının olmadığı ve dolayısıyla teslim olmaları gerektiği hususu tekrar tekrar hatırlatıldı. Daha sonra mağara içinde ilerleme sırasında çok dar geçitlerin ve ilave demir kapıların olduğu görüldü. Bunlar bilinmediği için başlangıçta bunlarla karşılaşıldı. Ve dolayısıyla ilerleme çok zor oldu. Uzun süren bu çalışmalar sonunda akşam saatlerine doğru, Cuma günü akşam saatlerine doğru birinci terörist Şervan Korkmaz Kod Osman Acer ateş etmeyin teslim olmak istiyorum diye dışarı çıktı ve oradaki unsurlarımız tarafından teslim alındı. Teslim alınan birinci terörist tarafından bir içeride 7 terörist ve alıkonulan 12'si Türk vatandaşı biri yabancı olmak üzere toplam 13 kişinin olduğu. Alıkonulan 13 kişinin sözde mağara sorumlusu Soreş Kod tarafından
Hava hücum harekatının başlangıcında yani 5.45 civarında başlarına birer kurşun sıkılarak şehit edildikleri ifade edildi. Özel kuvvet personelinin anonslarına ilaveten birinci teröristin de bana iyi davranıyorlar, korkmayın, gelin teslim olun çağrılarına rağmen diğer teröristlerden teslim olan olmadı, gelen olmadı. Ertesi gün sabah saatlerinde ikinci bir terörist mağaradan çıkıp kaçmaya çalışırken güvenlik kuvvetlerimiz, askerlerimiz tarafından yakalandı. İkinci terörist Merkez Botankot Doğan Geçgen. İfadesinde alıkonulan 13 kişinin Sora Eşkot tarafından başlarından vurularak şehit edildiği tekraren ve teyden ifade edildi. Operasyon sırasında yakalanan teröristlerin ifadesinde sözde kara sorumlusunun Cuma Bilik ile yaptığı bir toplantıda Erbil ziyaretimiz sonrasında Derik, Sincar veya Gara'da bir operasyon yapılacağını beklediklerini söylediği ifade edilmektedir ilave bilgi olarak. Bu kapsamda diğer bu faaliyetlerin önemli bir bulgusu da, önemli bir ispatı da kullanılabilecek diğer bir veri de biraz önce arz edeceğim konu. Sözde mağara sorumlusu Soraj Kot. YPG PKK ilişkisini göstermek bakımından çok hayati öneme haiz olduğunu değerlendiriyoruz. En somut ispatıdır. Aralan terörist Kamuran Ataman, Şırnak, Beytüş Şebap 1986 turuncu listede olan teröristlerden biri. Bu kişi 2017'den önce Beytüş Şebap bölgesinde birçok katliama katıldı ve buradan bir şekilde kaçtı. Kamışlı bölgesinde, Derik bölgesinde orada 2017-18 yıllarında sözde cephe sorumlusu olarak görev yaptı. Daha sonra bir şekilde yaralanma veya hastalanma sonucunda Derik'teki hastanede tedavi gördü. Bu tedavi müteakip de Gara bölgesine gönderildi ve 2019 yılı sonbaharında sözde cezaevi sorumlusu olarak görevlendirildi. Dolayısıyla YPG ve PKK arasında ilişki olmadığını söyleyen içeride dışarıda bazı kişiler var. Bu ve buna benzer örnekleri çok ki bu örnekler. Bu en son örnek bu. Bunu mutlaka görülmesi lazım. Dolayısıyla bizim her yerde söylediğimiz gibi YPG'nin PKK'dan farkı yok. YPG PKK'nın Suriye kolu diyebiliriz. Ayrıca özel kuvvet personeli tarafından iki teröriste tekrar mağaraya yönelik olarak teslim olun çağrıları yaptırıldı. Ancak yine çıkar olmadı. İçeriden ateşte cevap verildi. Bunun üzerine içeri girmeye karar verildi. Operasyon başlatıldı. İçerisi tamamen karanlıktı. Fenerlerle kısmi bir aydınlatma yapılmak mümkündü. Güvenlik sebebiyle operasyon dikkatli ve yavaş sürdürüldü. Mağara içerisinde teröristler tarafından yapılan ateşe karşılık verilerek ilerlendi ve bir müddet sonra karşıdan gelen ateşler kesildi. Şimdi mağara denildiği zaman da birçok kez televizyonlarda gösterildi, bu basına verildi. Başlangıçta mağaranın birinci kapısı olarak burası görüldü. Daha sonra buradaki iki kapı keşfedildi ve buradan biri işte teslim olan kişi buradan geldi. Kaçmaya çalışan terörist burada yakalandı. Ve burada önemli olan husus, buraya tekrar bir geleceğiz. Şurada görmek lazım. Tabii operasyonlar içinde, operasyonlar tabii ki zor ama bu özellikle bu mağara operasyonları çok daha zor. Çünkü bilmediğiniz bir alan, bilmediğiniz bir şekil, bilmediğiniz bir takım uygulamalar, bilmediğiniz bir takım tedbirler içinde askerin ilerlemesi gerekiyor. Bu manada burada görüleceği üzere 1.20 yüksekliğinde çok alçak bir alan ve burada 70 santime düşüyor koridor. Ve buradaki geçişlerde 1.5 metre bir tarafta demir kapı var, arkasında demir parmaklıklar var. Dolayısıyla karanlıkta ve karşıda kimin olduğunu bilmeden buradaki bizim unsurlarımızın, askerlerimizin Mehmetçiğin ilerlemesi gerçekten ciddi bir takım zorluklar içeriyordu. Bu çerçevede ateş de geliyor, ateş de cevap veriliyor, karanlık ve bu zor şartlarda Mehmetçi kendisine verilen görevi başardı ve yedi kapılar. Kırmızıda gösterilen kapılar, demir kapılar ve demir perdeler var. Birbirlerinden geçişler önemli. Dolayısıyla bunların her birinin uygun bir tahriple tahrip edilmesi gerekiyor. Parçalanması gerekiyor. Açılması gerekiyor. Bu şekliyle dikkatli bir şekilde, olabildiğince güvenli bir şekilde, olabildiğince de teslim alma esasına dayalı bir şekilde her seferinde teröristlerin teslim almalarını davet etmek şartında mevzu burada geliştirildi, ilerleme geliştirildi ve nihayet 13 vatandaşımızın şehit edildiği bölmeye girildi. Ve hakikaten oraya girildiğinde vatandaşlarımızın naaşları yerde görüldü.
Gerekli güvenlik tedbirleri alınmak suretiyle önce çevrenin güvenliği sağlandıktan sonra giriş ve çıkış emniyeti alındıktan sonra naaşlar Mara'dan dışarıya tahliye edildi. Ve sonunda görüldü ki teröristlerin de iki teröristine verdiği ifadelerde benzer şekilde içerideki 7 demir kapı ve parmaklık ve 9 da oda olduğu bir şekilde fiilen görülmüş oldu. Bizim oradaki unsurlarımız tarafından bütün oradaki mağaranın durumu da operasyon sırasında sonrasında videoyla ve fotoğraflarla tespit edildi. Karanlığa rağmen kulü de olsa o fenerle vesaire anlaşacak şekilde. Dolayısıyla operasyon gerçekten kahraman personelimiz tarafından, güvenlik kuvvetlerimiz tarafından oldukça zor şartlarda ve her birliğin, her ülkenin yapamayacağı bir şekilde gerçekleştirilmiş oldu. Adli tıp işlemleri için Adalet ve İçişleri bakanlarımızla görüşmek ve konuşmak suretiyle nasıl bir hareket tarzı uygulayacağımız tartışıldı, konuşuldu, koordine edildi. Bunun sonunda en yakın yer olarak Şırnak belirlendi. Ancak Şırnak'a indikten sonra Şırnak'taki adli tıp imkan ve kabiliyetinin sınırlı olması nedeniyle bilahare yine İçişleri Bakanımız ve Adalet Bakanımızla görüşmek suretiyle şehitlerimiz, 13 şehit, biri Iraklı olmak üzere Malatya adli tıbba teslim edildi. Mağaradan önce Şırnak'a takdir edildi ve Malatya'daki tıp, adli tıp bunları teslim aldı. Gerekli işlemleri yaptı, yapmaya devam ediyor. Bunların raporlarında bir kısmı yayınlanacak. Şehitlerimizin naaşları emniyetli bir şekilde yurt içine nakledildikten sonra oradaki güvenlik kuvvetlerimizle karadan ve havadan gerekli emniyet tedbirleri alınarak operasyona istihdam eden unsurlarımız kademeli bir şekilde ve emniyetli bir şekilde yurt içine dönmeye başladılar. Ancak şu anda dahi döndükten sonra dahi oradaki operasyonlarımız devam etti. Ayın 14'ünde paramotor diye tabir edilen bir şekilde bu paraşütle hareket eden bir aygıt var. Bu aygıtta 3 terörist tespit edildi ve onlar da etsiz hale getirildi. Daha sonra bölgenin tarasutu, keşfi, incelenmesi devam ettiği cihetle tespit edilen 2 hedefte yine hava kuvvetlerimiz tarafından vuruldu. Bu manada oradaki bizim gözetleme faaliyetlerimiz, oradaki istihbarat faaliyetlerimiz devam ediyor. Orada herhangi bir şekilde ortaya çıkan bir durum olursa onlara karşı da gerekli faaliyetleri yapmaya hazır olduğumuzu burada ifade etmek istiyorum. Burada bir istihbarat notunu sizlerle paylaşmak istiyorum. O da şu, bu operasyon sonucunda ne oldu? Bu operasyon sonucunda gerçekten teröristlerin hem psikolojik bakımdan hem maddi bakımdan çok ciddi bir zayiat uğradıkları kesin. Bunun sonunda yine bu sözde karargahları tarafından yayınlanan talimatlarda, teröristlere yayınlanan talimatlarda özellikle önümüzdeki 15 gün süreyle hiç kimsenin, hiçbir teröristin 3-4 kişiden aşağı olmayacağını, çünkü firarlar başladı. Bu firarları önlemek için 3-4 kişiden aşağı olmayacağını, bunun da bir diğer tedbirin de telefon, internet, tablet vesaire gibi aygıtların kullanamayacağını, televizyon seyredilmeyeceğini, haber seyredilmeyeceğini de orada teröristlere tebliğ etmiş bulunuyorlar. Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, harekat boyunca 4'ü üst düzey yönetici olmak üzere 51 terörist ölü, 2 terörist ise sağ olarak ele geçirilmiştir. İstihbarat kaynakları tarafından etkisiz hale getirilen terörist sayısının çok daha fazla olduğu yönünde değerlendirmeler yapılmaktadır. Bu hususun önümüzdeki günlerde açıklığa kavuşması beklenmektedir. Bu harekat ile bölgeye yerleşen, yeniden yapılanmaya çalışan ve bir şekilde hudutlarımıza, güvenlik güçlerimize ve halkımıza saldırı hazırlığında bulunan tüm unsurlar da büyük ölçüde temizlenmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri, terör örgütünün, PKK'nın kendisini çok emniyette hissettiği Gara'da 75 kilometreye, 25 kilometrelik bir alanda PKK'ya ağır zayiat verdirmiştir. Terör örgütü dün olduğu kadar bundan sonra da kendini artık burada rahat hissedemeyecektir. Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, ülkemizin ve milletimizin güvenliği için terörle mücadeleye en son teröristle etkisiz hale getirinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir. Hiçbir şehidimizin bugüne kadar kanı yerde bırakılmadı, bundan sonra da bırakılmayacaktır. Harekat sırasında hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır,
yaralı personelimiz için de acil şifalar diliyorum. Sonuç olarak Türk Silahlı Kuvvetleri asil milletimizin sevgisi, güveni ve desteğiyle Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Suriye'de, Irak'ın kuzeyinde, Libya'da, Doğu Akdeniz'de, Karabağ'da ve daha birçok coğrafyada bölgesel ve küresel barış ve istikrara katkı sağlamak, dost ve kardeşlerimizin hakkını, hukukunu korumak için büyük bir fedakarlık ve kahramanlıkla mücadelesini sürdürmektedir. Gazi Meclisimizi, yüksek heyetinizi bir kez daha saygıyla selamlıyor, dikkat ve sabrınız için teşekkür ediyorum. Teşekkürler Sayın Bakan.